hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tekrardan gene geldik. Madencilik denemelerine. Ekran kartı madenciliği ne durumda? Herkes ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Gene denemelerdeyiz. Yani sonuçta bizden herkes haber bekliyor. Hani biz kazandığımız paraları koyacak yer bulamıyoruz dermişim. Şimdi arkadaşlar, sizlerin bu konu hakkında çok ilgisi olduğunu çok iyi biliyorum. Sürekli yazıyorsunuz, sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi soruyorsunuz, hani param var, bu deprem olayından dolayı elime geçecek olan işte para geçecek, işte ne bileyim bu EYT'den dolayı tazminat alacağım. Bir yandan şöyle kamerayı yerine koyayım. EYT'den dolayı elime para geçecek. Ne yapayım? Ekran kartı madenciliği yapayım mı diyen arkadaşlarımız falan var. Kimisi tekrardan soruyor. Benim elektrik sıkıntım yok. İşte hani ekran kartı madenciliği yapıyorum. Değer mi diyen arkadaşlarımız falan var. Yani tekrar tekrar tabii söylemekte de fayda var. Yani herkes videomuzu aynı anda izleyemeyebiliyor. Ondan dolayı bayağı bir yorumlar alıyorum, bayağı bir istekler alıyorum. Şimdi arkadaşlar, hani dışarıdan gelecek olan ekstra paralarınızdan hani ekran kartı madenciliği yapmak karlı mı? Şöyle diyeyim, ben mesela bugün makineleri açtım. Hatta mikrofona hani sistemin sesi de geliyor olabilir. Hani nasıl diyeyim size, ben deneme yapıyorum. İşte bugün geldim, dedim bir hani deneyeyim. Gene ETC denemesi yapıyorum. ETHW denemesi yapıyorum. Ne bileyim, diğer altcoin'lerden falan ara ara geliyorum, bir deneme yapıyorum. Böyle denemelerde çok elektrik sarfiyatım olmuyor işin gerçeği. Daha önce bir işte bu yeşil enerji denemesi yaptık. Yukarı paneller falan koyduk. Tuvaletin oradan kabloları indirdik falan. Dünyanın aküsünü besledik falan. Emanet olduğu için hani bir deneme yapmış olduk. Hani böyle bir sisteminiz varsa bir nebze kazabilirsiniz. Hani neden olmasın? Hani eğer bir imkanınız varsa, bir fabrikada çalışansanız, elektrik sıkıntısı yoksa, hani var olan mevcut bir sistemin içerisinde bunu, şirketin içerisinde bunları çalıştırabilirseniz, ne olur, biriktirdiğiniz size kar kalır. Mesela ben 2018 yılında herkes, yani tekrar tekrar ediyorum, herkes iflas ettiğinde, battığında, Ethereum dibe çakıldığında, o zaman ben işte buradaki bir bilgisayar firmasına gittim. Ekran kartlarını aldım, anakartı aldım, Riser'ları aldım. Ufaktan da olsa başladım. Ondan sonra ekran kartlarını arttırdım. Bu işe girdim. Ve herkes makineyi kapattığında girmiştim. Hani izlemeyenler için, daha önceki izlemeyen arkadaşlarımız için diyorum. Ya o zaman benim kendi mevcut şirketim vardı. Bu arada evdeki olan evin elektrik faturası şirketten ödeniyordu. Bir şekilde ben bunu hani kazaraktan normal Ethereum'u stoklamış oldum. Hani bu da tamamen benim karım olmuş oldu. Ama elektrik faturası sıkıntım olmadığı için. Ama şimdi şu an mesela diğer arkadaşlarımız için diyorum. Hani elektrik faturasını ödeyerekten stoklama olmaz. Eğer öyle bir planınız varsa da işin en özü şunu diyebilirim. Ne yaparsınız? Ayda aşağı yukarı şimdi bu yakarsa 1500-2000 liranın üzerinde elektrik yakar. Ayda 1500-2000 liralık Ethereum alın. Yani benim diyeceğim bu. Bugün 1500-2000 liralık Ethereum aldığınızda şu an 33 bin küsür TL normal Ethereum. Yani ne yapar? Hani eğer eski çıktığı yere gelirse hani birebir bırakır. Hani 100 bin lira bağlarsanız 100 bin lira temiz bırakır. Eğer daha da artarsa daha da bir hani rakam artmış olur. Ama benim tavsiyem, yani eğer şu pozisyonda altcoin almanız. Yani altcoin alırsanız, neden altcoin? Şimdi mevcut paranızın üzerinde bir adet almış olacaksınız. Mesela daha önce
Şeyleri bakın arkadaşlar. Coin Market Cap C harfiyle başlıyor. Yani Coin Market Cap'e girin. Mesela atıyorum ne diyeyim ben size Shiba Coin'e yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Shiba'nın üstüne tıklayın. Shiba Coin'in üzerine tıkladıktan sonra yani geçmişini gösteriyor grafik olarak. All seçeneğine tıklayın ya da bir yıllık seçeneğine tıklayın. Geçmişte Shiba Coin nerelere çıkmış? Şu an zaten hepsi aşağıda. Yani ben bunu aşağıdan aldığımda ne kadar rakamlara çıkabilir? Hani siz bunu hani gözlemleyebilirsiniz. Ama bunun üzerine hani üzerine basa basa söyleyeyim arkadaşlar. Bu yatırımlar uzun vadeli yatırımdır. Hani bir kredi çekerek asla yatırım yapmayın. Zarar edersiniz. Arabanızı satmayın, evinizi satmayın. Yani bir sataraktan bir coin işine girilmez. Yani bugün en çok zararlar buradan oluyor. Adam mesela çıkışta mesela işte bir ara 70 binleri falan vurdu. 70 bin TL'leri vurdu. Ethereum 1 milyona yaklaştı. Bitcoin millet ne yaptı? 1 milyon yani rakamları görünce millet kredi çekip yüklendi. Hayır arkadaşlar yani çıkış noktasından asla coin alınmaz. Token alınmaz. Yani yanlış hata burada. Alıyorsanız %100 batacaksınız demektir. Ne bileyim şimdi hani biz de işte gelen 3-5 kuruşumuzu zamanında Shiba'ya yatırdık. İşte Pitbull Coin'e yatırdık. Ne bileyim Doge Coin'e yatırdık. Ve çeşit olsun diye yani ekran kartlarıyla pozisyon müsait olduğunda bütün coinlerden bir alt sepet yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Şöyle söyleyeyim. Ne yapıyorumdan ziyade şimdi biz 2018'den beri bu işi yaptığımız için bizim yaptığımız şeyler daha farklı ama alabildiğiniz her coin'den minimum 10 tane alın atın arkadaşlar. Atın ve silin ama. Ama şeyleri silmeyin tabii. Hani o hesaba bağlı, o coin'e bağlı işte hesapların şifrelerini unutmayın. Çünkü şifreleri unuttuğunuz zaman bütün coin'ler, token'lar çöp oluyor. Ulaşamıyorsunuz bir de asla ulaşamazsınız. Şifrelerinizi düzgün ve emin olan yerlerde barındırın. Ara ara girin, bakın. Hani şeyleriniz, tokenlarınız duruyor mu yerinde? Genelde bir şey olmuyor ama bazı borsalarda hani tokenları işte joinleri eksiliyor diyenler oldu. Benim şimdiye kadar joinlerimde eksilme olmadı. Yani birçok altcoin'den de barındırıyorum yani hani alt sepet yap deniyor ya. Ondan dolayı arkadaşlar yani ben sizlerden de bunları paylaşmak istiyorum. Bu iş şans işidir. Yani minimum 10'ar tane bir stok yaptığınızda bugün Bitcoin'den 10 tane alamazsınız. Ethereum'dan 10 tane alamazsınız. Ama altcoin'lerden çok çeşit yaparsınız. Sonrasını mesela diğer öngördüğünüz mesela Ergo alabilirsiniz. Ne bileyim. Bir sürü coin var. Hani bakın çok fazla anlamanıza gerek yok arkadaşlar. Yani inceleyip sık dokumaya gerek yok. Çünkü hangisinin ne zaman hangisinin düşüp hangisinin delist olacağını bilemeyiz. Hani en iyi broker bile ben işte bütün videolara bakıyorum, video başlıklarına bakıyorum. Yok işte token borsası çökecek, dip yapacak, işte bitiyor bilmem ne. Arkadaşlar bu token yani join piyasası, Bitcoin, Ethereum ve altcoin'ler olmak üzere dolar milyonerlerin, dolar milyarderlerinin parmağı var bu işte arkadaşlar. Bu borsa, bu piyasa bitemez. Ama token'lar delist olabilir. Hani yani Bitcoin'e de bir şey olabilir ama hani ne diyeyim size böyle alaşağı olacak yok işte Bitcoin 1 dolar olacak mümkün değil arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? Dünyadaki para babalarının bir takım paraları bunlarda saklı. Bunlarla geçiş yapıyorlar. Yani bu işler neredeyse bu işler için yapılmış. Yani bu tokenlar sanki bu işler için. Ya bugün şimdi bugün ne diyeyim size 1 milyon dolarla bir yurt dışına çıkamazsınız normal şartlar altında. Ama soğuk cüzdanınızla ya da borsadaki paranızla çok rahatlıkla dünyanın her yerinde gezebilir. Dünyanın her yerinde tokenınızı bir banka hesabınıza aktarıp paranızı çekebilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Cebinde
1 milyon dolarla gidemezsin. Bankandaki 1 milyon doları dışarıda bozdurup harcayamazsın. Transfer etmen için dünyanın vergisini ödemen gerekiyor. Ama burada cebindeki, soğuk cüzdanındaki ya da ki borsandaki paranla yurt dışında yani kripto ödemesi yaparaktan ödemeni yapıp arzu ettiğin her şeyi alabilirsin. Bu da böyle güzel bir nimetleri var. Yani çok fazla başınızı şişirmek istemiyorum. Ethereum de 35 bin TL'leri vurdu. Bugün 33 binlerde. Ama farkındaysanız 20 bin, 18 bin bandından bu zamana geldi. Ben diyorum ki bu yaz gene boğa piyasası olabilir benim tahminimce. Ha, olsa da olur, olmasa da olur ama dediğim gibi hani umursamadığınız, önemsemediğiniz paralarınızı, tokenlarınızı yatırdığınızda yani join aldığınızda bu eninde sonunda artıyor. Ama ha ben toprağa yatırım derseniz toprak en iyi karlı yatırımdır. Buna da hayır diyemem. Hani biz bunları yapıyoruz. Hani bize sorulan sorular işte ne yapalım, ne edelim, işte nasıl yaparız, nasıl ederiz gibi sorular. Ben bu soruların cevabı için videoyu çektim. Evet arkadaşlar böyle güzel videoların devamı için videomu yani yararlı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Videomu beğenin ve videomu paylaşıp da güzel yorumlar yazarsanız çok çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Ailenizin Bitcoin'cisi. Bay bay.